Allah yoksa bile, bu ahiret yoksa bile, haşa, şu kitaba göre hayatını düzenlemeyenleri görüyoruz. Ne yapıyor? Yiyor, içiyor, öte böyle, ama suratına bakıyorsun, Frankenstein gibi. Yani, hayatını alıyor bunlar. Allah aşkına bak, 4-5 gündür şuradayız. Hiçbir gülen Alman'a rastlamadım ben. Ulan neyiniz eksik? Karadeniz'de gömülerimiz mi battı? Hayatın tadını hiç aldıkları, hayata sevecen, böyle severek baktıkları, halbuki cıvıl cıvıl, yani pırıl pırıl, biz nasıl buraya geldik diye neredeyse sevincimizden kanat takacağız yani. Ya tertemiz hava, şu güzelliğe bak, şu sükunete bak. Ya işte Frankfurt'ta bu var mı, bilmem nerede var mı? İnsan fırsat bulsa da buraya bir daha gelse. Ama hiç haberleri yok yani. Hani ol mahiler derya içindedir. O balıklar ki denizin içindedirler ama denizi bilmezler diye bir beyit var ya. O onun gibi. Hiç. Yani burada asıl refah bunlar için. Asıl bu memleket bunların filan, ama bizim gariban bir işçi geliyor buraya, bir renk verip içi bak, 3 kuruş para alıyor. Dünyalar onun yani. O çok daha yüksek değerlere sahip. Çok daha hayattan tad alıyor. Çok daha bilmiyor. Bunlar Mercedes'in sahibi gene de hırs bilmem ne, işte daha nasıl Mercedes satacak, daha kaç 10.000 adet, daha bu senekinden biraz düşük satmış, uyuyamak bilmem. Pes ya, dünyaya bunun için mi geldik ya? Tamam, uğraşalım yani, dünyayla uğraşmadan da olmaz da, hep mi dünyayla uğraşma? O zaman ne oluyor? Ben eşya için miyim, eşya benim için mi? Eşya benim içinse, yani ben insanım. Eşya benim içinse o zaman haddini bilsin, tepeme çıkmasın yani. Kullanımımda kalsın o kadar. Hazreti Ömer diyor ya, ya Rabbi dünya malını elimizde bulundur, kalbimizde değil. Yani onu kullanalım, yiyelim, içelim, ikram edelim, beraber yiyelim, tasadduk edelim filan, ama kalbimize sokmuyor. Çünkü oraya girecek kadar değerli değil yani. Yenmek, içilmek, tüketilmek için. Evet, bu. Ateistler illa ateist olacaksa ne yapacaksın yani, başka çaresi yok işte. Gerekçe olarak onu bulacak, bilmem ne yapacak, onun bileceği şey. Namazlardan sonra çekilen tesbih konusunda bazı Müslüman kesim, namazdan sonra tesbih çekilmelidir ama sadece tesbih aleti kullanmak hurafedir diyorlar. Ne dersiniz? Konumuzun dışında olmakla beraber kısaca değinelim. Tesbih, kelime anlamı itibariyle biliyorsunuz, Allah'ı yüceleme demektir, yüceltmek demektir. Onu yücelten kelimeler söylemek de bunun bir parçasıdır. Allah'ı yüceltmek asıl onu, hayat, onun emir ve nehirlerini hayatınızın şiarı, düsturu, esası haline getirmektir. Yani mesela siz, bir iki insan düşünelim, ikisi de beni yüceltmek istiyor, varsayalım. Birisi benim yüce bildiğim değerleri yüce bilerek onları ahlak edinmeye, onları yapmaya çalışıyor, öyle düşünmeye çalışıyor. Birisi de Ercüment Özkan şöyle yüce, Ercüment Özkan böyle yüce, Ercüment Özkan şöyle yüce, böyle yüce, şöyle yüce, böyle yüce, şöyle yüce, böyle yüce, hep böyle demiş. Şimdi bu ikisinden hangisi beni yüceltmiş oluyor? Herhalde birincisi yani. Bu kadar aşikar biz. Anaokulu talebeleri bile anlasın için. Değil mi? O kadar açık söylüyoruz. Yanlışımız varsa düzel. Yani Allah sen yücesin, sen yücesin, sen yücesin denilerek yüceltilmez. Tamam, sen yücesin demek suç değil ama bunu 1000 kere söylemen. Yaşar Nuri Bey, bu konuyu anlatıyorum, o tarih tasavvuftan da yeni uyanıyor. Diyor yahu bak, 30 senedir bildiğim diyor bir hikayeyi bana hatırlattı. Hanımı da var, evlerinde İstanbul'da, bizim hanım da var, oğlum da var. Diyor, bizim Karadeniz'de bir hoca varmış, Mustafa Hoca. Oflu. Oflu hocalar meşhur. Karadeniz'de alınmasın. Adamın biri ona demiş ki, Mustafa Hoca, zikir nedir? Demiş, zikri sorar. Mustafa Hoca da kafası çalışan bir hocaymış. Bizim anlatmaya çalıştığımız gibi anlatmış zikri. Zikir demiş. Allah'ı hiç unutmamaktır. Yani onun emirlerini dinlemektir. Evet. Adam buna rağmen demiş ki, hocam peki sabaha kadar demiş, yani 1000 kere Sübhanallah demek zikir değil midir demiş. Hoca da o
ha böyle anlatmış. Demiş ki, Ula demiş, seninle bir odaya girsin. Ha sen bana, Mustafa. Mustafa deyip dursam. Ben sana demez miyim, ulan ne diyeceksen de arkasını getirirler. Demez miyim demiş. Mustafa, adımı mı belleysin ulan? Demez miyim demiş. Çok hoş bir anlatım. Yani Allah'ım yücesin. Tamam anladık ya, Allah Allah. Yeter. Öf. Yüceysem emirlerimin tümüne hayatımı uydur da yüceliğim. Allah'ım seni de yücelsin benim yüceliğim. Ha? Yani anne baba gibi yani. Böyle olur mu? Çok komik oluyor. Hakikaten de komik. Geç. Bir Berlin'de ta 1985'teydi galiba. Bir eski fabrikadan bilmem nereden kiralamışlar. Bir şey cami yapmışlar. Yani kocaman Hitler zamanından ikinci dünya harbinden kalma bir bina. Böyle bir odasında konuşuyoruz mesela. Bir ara bir ses duydum. Yani böyle muttarit bir ses. Bir dokuma tezgah sesi. Yani küp küp yani bir yani muntazam çalışan bir makine nasıl bir ses çıkarırsa öyle bir dokuma tezgahı gibi. Dedim biraz susar mısınız? Şu sese kulak vereyim. Olur dediler. Sustum. Dedim bu ses ben mi duyuyorum yoksa siz de duyuyor musunuz? Dediler evet duyuyoruz. Ne dedim bu binada bir makine tezgah falan mı var? Böyle muttarit çalışıyor. Yok dediler. Arkadaşımızın birisi bir diğerine zikrettiriyor. Ula! Tam suçüstü yakaladık. Dedim şu konuşmayı keselim, ben bunu seyretmek istiyorum. Nerede zikrettiriyor? Çay ocağının orada. Bir Karadenizli. Bir başkasını tutmuş. Bunu çekmedi. Tamam. Şimdi o çaycı birisine zikrettiriyor. Bu zikrede paçalarını şuraya kadar sıvamış. Şuraya kadar sakal var. Kafası da 3 numaraya tıraş edilmiş. Şöyle durmuş. O elini, bu sağ elini o çaycının, buna zikrettirenin iki elinin arasına vermiş. O şöyle yakalamış. Bu zikrediyor şimdi. Boyuna aynı kelime diyor. Hap hu. Allah Allah. Ya anlamaya çalışıyorum. Hiç nece bu Almanca mı, Çince mi, Arapça mı? Adam şaşırmış. Terler akıyor ya. Hiç kendinden gitmiyor. Adamın cüzdanını da al, elbisesini de soy. Orada don gömlek bırak ya. O kadar kendinden geçiyor. Bu Allah'ı anıyormuş. Ya bu Allah'ı anmayayım diye kafayı üşütüyor. Evet. Yani adam kendinden geçiyor. Kendinden geçen adamın aklında ne kalır ki Allah kalsın kurbanınız olur. Söyler misiniz? Ne kalır ki Allah kalsın? Kendini kaybeden adamın aklında ne kalır ki Allah kalsın? Bunları takvalı olacağız diye fukara, perişan oluyor. Ne terler. Sauna girse ondan daha rahat. Rezil yorulmuş etmiş ya. Seyrettim. Baktım odamın gözleri dönmüş. Hiç kimseyi de görmüyor. Şöyle yapıyorum. Bakıyorum hiç. İyice şey olmuş. Yani ne diyorlar ona? Konsantre olmuş. Ne? Hipnotize olmuş gibi. Yani gitmiş adam yani. Adamın cesedi var, kendi yok. Aklı hiç yok. Hakikaten yani o adamın aklı hiç yok. O anda yok yani. Ondan sonra geri geldim bilmiyorum. Ben beklemedim yani bakmak için. Kısaca hak ve tevhid kavramları üzerinde de duralım. Hak bildiğiniz gibi ve bildiğimiz gibi Kur'an'ın tanımlamasına göre bir Allah için kullanılan kelimelerdendir. Yani Allah'ın isimlerinden bir isim olarak kullanılır. İki, doğru, onun bildirdiği doğrular anlamına da hak kelimesini kullanırız. Telaffuzunda sonundaki gaf kelimesinin üstünde şedde olduğu için çift okunduğundan hak. Erkek ismi olarak hakkı kullanılıyor mesela. Hak'tan mülhem. Hak, Allah'a ait yani ilahi doğrular için kullanıldığı gibi Allah'ın adı olarak da kullanılır. Hakka riayet etmek, ilahi doğrulara riayet etmek, ona uygun hareket etmek anlamına gelir. Malumunuz.
haksızlık yapmak, Allah'ın bildirdiği hakkın dışına çıkmak, onun gereğini yerine getirmemek demektir. Sizin kazandığınız sizin, benim kazandığım benimken, siz benim kazandığıma el uzatırsanız, benim hakkıma, bana ait olan hakka el uzatmış olur, dolayısıyla haksızlık etmiş olur. Ben aynı şeyi yaparsam ben haksızlık etmiş olurum. Dolayısıyla hak tanımını bilmek, hak deyimin kelimesinin içinde kullanıldığı sair deyimlere anlam kazandırırken şaşmamak gereken bir şeydir. Yani Allah'ın adı olarak kullanılır bir, iki, onun bildirdiği doğrular manasına gelen bir kelime olarak kullanılır. O itibarla total olarak, yani toplam olarak da hak denildiğinde Allah'ın bildirdiği doğrular anlaşıldığına göre gereklerinin yerine getirilmesi gereken şeyler anlamına, İslam'ın kuralları anlamına da gelir. Yani namaz haktır derken biz yerine getirilmesi gereken Allah emridir manasında kullanıyoruz. Ramazan orucu haktır derken veya ölüm haktır derken Rabbimiz Allah'ın bizler için, biz canlılar için takdir ettiği bir olaydır. Onun tespitidir anlamında kullanıyoruz bu gibi deyimleri. Yani böyle birçok şey türeterek veya türevlerini söylerseniz daha rahat anlamak mümkün hale gelir. Tesbih ile ilgili kısaca şunu da söyleyelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbih çekmeyiniz ki Hristiyanlara benzemeyesiniz dediğiyle ilgili hadis var. Hristiyanlar tesbih çekiyor. Budistler tesbih çekiyor. Dikkat edin. Katolikler filan, yani televizyonda filan, İtalyan filmleri filan, böyle dağ köylerinde filan geçen sahneleri olan filmler görürseniz o kadınlar ellerinde koca koca aman tesbihlerle sokakta siyah giysileriyle tesbih çeker gezerler. Yani köyde kiliseye giderken, kiliseden gelirken veya gezerken. Yani bu tesbih dediğimiz şey, alet diyelim, Hristiyanlardan bize geçme, Budistlerden bize geçme, yani Müslümanların böyle bir şey yok. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun aleyhine sözü var. Yani onlara benzemeyin, tesbih taşımayın. Fakat sanki tam tersini söylemiş gibi bugün Hristiyanlar bırakmış, Müslümanların abdestsizin, namazsızın bile elinde tesbih. Gariptir yani, ne hallere gelmişiz. Evet, hakla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Tevhide gelince birleme anlamındadır. Tevhid tam Türkçesi birleme. Neyi? Özel anlamda, yani her şey, işte okulu birleme, evi birleme, hanımı birleme filan anlamında değil. Allah'ı birleme, yani yaratıcıyı bir sayma anlamına geliyor. Başka yerlerde tevhid, şöyle mesela tevhid-i efkar kullanılır, fikirde birlik, fikirleri birleştirme, tevhid-i tedrisat, dersleri tek ders haline, bir ders haline, aynı ders haline getirme. Yani kimi okullarda şunları şunlara okutalım, kimi okullarda şunları şunlara okutalım, birbirinden farklılıklar, bu tevhid-i tedrisat değil. Tefrik-i tedrisat, yani tedrisatı, dersleri ayırma. Ama tevhid-i tedrisat, dersleri birleştirme demek. Tevhid-i efkar, düşünceleri birleştirme demek. Tevhid dendiğinde ise yalnızca Allah'ın zatı ve sıfatları itibariyle birliği kastedilir. Bu anlaşılır, başka bir şey anlaşılmaz. Tek başına tevhidin manası budur. Tevhidin tersi de şirktir. Allah'ı zatı ve sıfatları itibariyle birlememe, birden fazla bilme, görme, inanmaya da şirktir. Allah'a ait vasıfları Allah'ın dışında herhangi bir varlıkta görme veya bazı varlıklarda görme, o varlıkları Allah'a o sıfatlar konusunda ortak koşma anlamındadır. Evet, kısaca söyleyeceklerimiz bunlardır. Vahdet ayrı bir konudur. Vahdet insanların birleşmesi ama tevhid Allah'ı birlemedir. Evet, tevhidle ilgili çok özet olarak söyleyeceklerimiz de bunlardır.
Evet, biz geçen programımızın ki 8 kaseti doldurdu 2'şer saatten en son işlediğimiz fakat biraz da az işlediğimiz kanısını taşıdığımız tevhid bahsini, tevhid konusunu bu kısmın başında tekrar ederek konumuza başlamak istiyoruz. Tevhid, Arapça birleme anlamına gelen bir kelime. Vahid, ahad, tevhid, bunlar aynı kökten, vahede, kökünden türeyen kelimeler. Birleme, lügat anlamı birleme olmasına rağmen, ıstılah anlamı, yani kavram anlamı, Allah'ı, zatı ve sıfatları itibariyle birleme, bir olarak bilme manasına gelen bir deyim, bir tabir, bir kavram. Allah kişiliği, zatı derken kişiliğini kastediyoruz. Kişiliği bakımından tek bir varlık. Kendisi öyle söylüyor. Allah'ı biz belirlemiyoruz zaten. Kendisi gerek zatı gerek sıfatları itibariyle, vasıfları, özellikleri itibariyle kendisini bize tanıtıyor ve bizden Müslümanlar olarak, müminler olarak tanıttığı vasıflarıyla, tanıttığı kişiliğiyle, tanıttığı özellikleriyle kendisine inanmamızı istiyor ki bu şekildeki inancın adı tevhid inancı olsun. Yani Allah'ı biz sandığımız ya da kurduğumuz ya da zannettiğimiz şekilde bilmek durumunda değiliz. Allah kulunun sandığı gibi değildir. Tasavvufun bolca yaygınlaştırdığı bir kanaatın tam aksine Kur'an'daki bir ayette Allah açıkça Allah bilinmesini istediği gibi bilinmek istiyor diyor bir ayette. Yani nedir vasıfları, özellikleri, sıfatları onları sıralıyor kendisini ve beni böyle bilin, böyle inanın, böyle bilin, bildiğiniz gibi de inanın. Kesinlikle ne bir eksiltin, kendimle ilgili verdiğim bilgilerden herhangi birini, ne birini eksiltin ne de bir tanesini ziyadeleştirin. Aynen size bildirdiğim gibi bildirin. Bilin beni. Böyle bilmenizi istiyorum diyor. Tevhid dini, diğer bir adıyla İslam dini, ilk peygamberi Adem Aleyhisselam'dan son peygamberi, son elçisi Muhammed Aleyhisselam'a kadar aynı esası bildire gelmiş. Aynı şeyi, esası, özellikleri tekrar ede gelmiş olmasına rağmen maalesef insanoğlu kendisine bildirilen tevhidi olduğu gibi korumamış, onu değiştirmiş, tahşiş etmiş, tahyir etmiş, tahfif etmiş, tebdil etmiş, yani bulunduğu halden başka hallere sokmuş. Buna biz deforme etmiş. Yani formunu bozmuş, bildirildiği şeklini bozmuş da diyebiliriz. Nitekim İsa Aleyhisselam da herkesin bildiği gibi tevhid dininin peygamberlerinden, elçilerinden birisi idi. O da Allah'ın kulu ve elçisi olarak Allah'ın insanlara bildirmek üzere gönderdiği vahyi tebliğ etmek üzere görevlendirilmiş bir elçiydi. Ama onun getirdiği dine inandığını söyleyen, onun bildirdiklerini daha bir asır bile geçmeden çok esaslı, çok köklü değişikliklere uğratarak tevhid dinini boyuna kadar şirk dini haline getirmiş, şirke bulaştırmışlar. Örneğin İsa'yı Allah benim kulum ve elçim olarak bilin dediği halde onlar lüzumundan fazla severek Allah'ın oğlu diyecek derecede sevmişler ve tevhidden çıkmışlar, şirke girmişlerdir. Bu bakımdan Allah kendisini nasıl tanımlıyorsa Kur'an'daki 99 ismi celili var. Hepimizin bildiği gibi bunların hepsinin Türkçeleri de var. Örneğin basir diyor. Yani basiretli, görücü. Onun görmediği bulunmayan, her şeyi gören anlamındadır. Efendim kulli şeyin kadir
diyor kendisi için. Yani her şeye kudretim yeter diyor. Her şeye. Öyle ki tersinden düşünürsek onun kudretinin yetmediği hiçbir şey yok anlamına gelen bir sözdür, vasıftır. Küllü şeyin alim diyor kendisi için. Yani ben her şeyi bileceğim, her şeyi bilirim. Hiçbir bilgi yok ki benim bilmediğim ya da bilmem mümkün olmayan şey olsun. Her şeyi bilirim. Küllü şeyin alim. Onun bilmediği hiçbir şey yok anlamına gelir. Ve diğer taraftan hiç kimse onun gibi her şeyi bilici olamaz, her şeyi görücü olamaz, her şeyi ye kudreti yetici olamaz anlamına gelir. Yani Allah bir yandan bütün eşyayı insanlar da dahil olmak üzere yoktan var edici özelliğe sahiptir. O kendisinin bize buyurduğu gibi kün feyekûn diyor. Yani biz ol dedik ve oldu. Bu kainat, bu insanlar, bu bilmem ne olmasını diledik. Ol dedik. Yani önce diledik. Şunların şu işte kainatın oluşmasını, olmasını diledik. Sonra da ol dedik ona, oldu. Yani bizim için bu işler bu kadar kolay. Oldu diyor. Bu bakımdan yoktan var etme konusunda Allah'ın hiçbir benzeri, ortağı, eşi, yardımcısı, danışmanı, artık ne gibi başka kelimeler bulup da söylersek söyleyelim, olmadığı gibi küllü şeyin alim oluşu konusunda da onun bir ortağı, bir benzeri, bir danışmanı, bir data yardımcısı, yani bilgi yardımcısı, depo yardımcısı filan asla yok. Hiçbir vasfında ortağı yok. Mesela yine Kur'an'da hüküm sahibi olarak kendisinin yeterli olduğunu söylüyor. Hakimlerin hakimi, yani hüküm verenlerin en üstünü olarak kendisini tanımlıyor. Şeriat koyucu olarak, şari olarak da yine kendisini tanımlıyor. Dolayısıyla şeriat koyuculukta, haram helal bildiricilikte de Allah'ın ortağı, yardımcısı, danışmanı filan yok. Yani danışmanı yok. Ne demek? Neyi haram edeyim, neyi helal edeyim, senden bir istişare edelim, bir danışalım da ona göre onu haram edeyim veya helal edeyim dediği bir varlık yok. Zaten böyle bir şey düşün. Allah'ın aciz olduğunu, eksik olduğunu, danışmadan bir şey yapamaz olduğunu kabullenmek demek olur ki o zaman küllü şeyin kadir olmaz Allah. Yani o vasfına, o sıfatına aykırı düşünmüş, aykırı söylemiş oluruz. Bu da tevhide halel getirir, zarar verir. Yani tevhidi şirkle çürütmüş oluruz. Bir ucundan da olsa. Zaten tevhid öyle hassas bir şey ki o ne yarısının çürümesi ile bir zerresinin çürümesi arasında, yani ona yarısı boyutunda şirk bulaşmasıyla milyarda bir boyutta şirk bulaşması arasında fark yok. Yani öylesine iffet gibi bir şey, yani öylesi öyle şey götürmez, yani su götürmez derler ya Türkçe tabirle, öyle bir şey. Bu itibarla Müslüman Allah'ı mutlaka razı etmek istiyorsa, onun rızasını kazanmak istiyorsa, ki Müslümanlık bu demek, onu onun bildirdiği gibi bilmekten başka yolu yok demektir. Onu onun bildirdiği gibi bilmek ve inanmaktan, o vasıflarından emin olmaktan başka yolu, başka şıkkı yok demektir. Asla başka türlü düşünmemeli. Çok insan şu konuda yanılıyor. Mesela Allah-u Teala peygamberlere vahyetmiş, söylüyor bunu. Tüm varlıklara da vahyetmiş mesela, arıya vahyettiğini söylüyor. Arı sorumlu değil, hayvanlar sorumlu değil çünkü, aklı yok. Arıya vahyetmesi demek, böcekler içerisinde ona bal yapmayı öğretmesi demek. Benzeri bir sürü böcek olduğu halde bal yapmayı bilmiyor arının dışındakiler. Eşeğe anırmasını da Allah vahyetmiş. Yani o öğretmiş, o belletmiş olmamız. Biz belletmedik. Başka belleten olduğunu da bilmiyoruz. Değil mi?
Yeni doğmuş bir çocuğun hemen emecek meme aramasını kim belletti ona? Daha yani dünyaya gözünü açmamış, öyle gözü kapalı, kedi emiği gibi hemen emecek meme arıyor. Kim belletti? Bu içgüdüyü kim verdi ona? Onu yaratan verdi. Yani onu yaratan ona vahyetti demek. Fakat bu vahiyle peygambere, insanlara bildirilsin diye bildirilen vahiy arasında farklar var. Birinci tür söylediğim vahiyler herkesin uyması zorunlu olan vahiyler. O anlamda Lenin'e de vahyedilmiş, Marx'a da vahyedilmiş, Ebu Cehil'e de vahyedilmiş. Yani örneğin işte şurasındaki uzvu konuşmak üzere yaratılmış. Burasındaki uzuvları, kulakları işitmek üzere yaratılmış. Burasındaki uzuvları, gözleri görmekle görevlendirilmiş. Burnu koku almakla, işte eli dokunmakla filan. Bu anlamda herkes vahye uyuyor zaten. Yani kendisine her varlık, hayvan, insan ne vahyedilmişse, örneğin koku alması vahyedilmiş bunun vasıtasıyla. Kafir, mümin, hayvan, insan bu anlamdaki vahye itirazsız uyuyor. Yani eşyanın tabiatı diyorum biz buna, diğer bir ifadeyle. Ama bu tür vahye uymanın sevabı, günahı filan veya uymamanın yok. Yani bu zorunlu. O anlamda Lenin de vahye uyuyor, Hazreti Muhammed de vahye uyuyor, Ebu Cehil de uyuyor, o da uyuyor. Bu değil bizim konumuz. Uyup uymaması ihtiyarımıza, seçimimize bırakılan vahiy asıl konumuz. İşte Allah-u Teala'nın yarattıklarını nasıl yarattığını bilmek, neye kadir olduğunu bilmek, vasıflarından haberdar olmak ve onu özetle kendisinin bilinmesini istediği, dilediği gibi bilmenin adına, bilmenin ve öyle inanmanın, onlardan emin olmanın adına kısaca İslam ıstılahında tevhid. Tevhidle ilgili Allah ile yapılan akitleşmeye de tevhid akidesi. Akit Arapça, Fransızcası kontrat, Türkçesi sözleşme. Kira akdi diyoruz, kira kontratosu diyoruz, kira sözleşmesi diyoruz ya. Allah'la yapılan inanç sözleşmesine de tevhid akidesi diyoruz. O tek taraflı bir metin. Yani Allah nelere inanacağız, nelere inanmayacağız, ne şekilde inanacağız, ne kadar inanacağız, ne kadarına inanmayacağız, bir yazılı matbu metin gibi kulunun önüne sürüyor. Okuyorsunuz, ya düşünüyor, taşınıyor, emin oluyor ve imzalıyorsunuz. Tamam, yani ben bu akdi seninle benim aramda geçerli olmak üzere imzalıyorum diyor. Sözün gelişi bir teşbihtir söylediğiniz. Ya da birine itirazın mı var? O zaman hepsine itiraz gibi. Yani o akt, sözleşme, şu madde hariç imzalıyorum, o sözleşme geçerli değil. Yani bu matbu ne kadar maddesi varsa onların hepsine imza. Örneğin birçok ayetin baş kısmında klişe halinde geçen şöyle bir ibare var, hatırlayacaksınız. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu ve amilus salihat. Yani ey iman edenler ve salih amel sahipleri. İman edenler kısmı şimdi akideyle ilgili, tevhidle ilgili olduğu için üzerinde duralım kısmın. İman etmek Arapça, Türkçeleştirirsek ki gene Arapçayla Türkçeleştiriyoruz, emin olmak demek. Şüphesi, kuşkusu kalmamış olmak demek. Ey şüphesi kalmayanlar, ey emin olanlar, nelerden emin olanlar? İki nokta üst üste tırnak açalım. Allah'tan başka ilah bulunmadığından emin olanlar. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğundan emin olanlar. Allah'ın vasıflarının hepsinin yalnızca kendisine ait olup başkalarında bulunmadığından emin olanlar. Virgül, daha evvelde kitaplar ve peygamberler gönderildiğinden emin olanlar. Virgül, cennet ve cehennemin varlığından emin olanlar. Virgül, gaybı yalnız Allah'ın bildiğinden başka hiç kimseye, hiç kimseyi gaybına ortak etmediğinden emin olanlar. Yalnızca kendisinin üstlendiğinden emin olmalı. Kimsenin kimsenin rızkını vermeye gücü yetmez, ancak ki Allah verir.
ahir, yani akideye taalluk eden, tevhide taalluk eden Kur'an'daki ayetlerin tümünü bu parantezin içerisinde virgüller arasında serpiştirebilirsiniz. Kapatıyoruz parantezi. Bunların, yani bunlardan emin olanları salih amel sahipleri, yani uygun iş sahipleri. Neye uygun? Allah rızası kazanmaya uygun amel sahipleri. Allah rızası kazanacak, kazanmaya uygun ameller nelerdir? Allah-u Teala'nın Kur'an'da belirttiği iki ana esasla toplanan amellerdir. Birincisi münkerlerdir, ikincisi maruflardır. Münkerler mutlaka yapılmaması, kaçınılması gereken davranışlar için kullandığı Allah-u Teala'nın ana tabir deyimdir. Kaçınılması gereken davranışlar için münker tabirini kullanıyor Allah. İkincisi ise maruflardır. Bunlar da kaçınılması değil, yapılması, işlenilmesi Allah tarafından istenilen amellerin tümü için kullanılan genel bir ifadedir. İşte Müslümanın tevhid akidesi sahibi olmasının yolu mutlak surette akide zanna mütehammil olmadığı, akide zanını götürmediği, şüpheyle itikad olunamayacağı için muhakkak bilinmeli ki Kur'an'la ancak itikad olunur. Kur'an'ın dışında herhangi bir şeye itikad etmenin kesinlikle cevabı yok. Kur'an'daki şeylerin de iki hal üzere olduğunu hatırlatalım. Birincisi delaleti kat'i, yani neyi delalet ettiği, neden bahsettiği birden fazla anlam çıkmayacak kadar kesin olan şeylere itikad etmek, onlara inanmak, onlardan emin olmak. İki, Kur'an'da geçmesine, yani bu Allah'ın kavli olduğu, sabit olmasına rağmen sözü olduğu, delaleti zanni olmak. Yani kendisinden birden fazla mana çıkabilecek ya da Allah'ın bahsettiğinden fazla bir şey çıkaramayacağımız, ancak onunla iktifa etmeniz gereken şeylere de o haliyle itikad etmek, inanmak, onu ne eksiltmek, eksiltmemek ne de artırmamak gerekir. Örneğin Allah altından ırmaklar akıtılan adın cennetleri mi vaat ediyor kullarına, sahih iman sahibi ve salih amel sahiplerine? Evet, o zaman bu cennetlerin, yani bu ırmakların önüne barajlar yapıp, işte sazan balığının tohumu atıp, kenarına salkım suyu dikip, gazinolar kurmanın bilmem çay bahçeleri, gazozda, içki de var orada, dansız oynatma bilen hiç alemi yok. Gelmiş geçmiş müfessirler maalesef bu konularda sanki gitmiş gelmiş o cennetlerde neler var neler yok hepsini görmüş, bir turist rehberi gibi döktürmüşler. Hiçbir mana bu. Hiçbir anlamı yok, hiçbir kıymeti yok. Üstelik de Müslümanın itikadına zarar verici şeylerdir. Mesela Hazim tefsirinde çok meşhur bir tefsirdir bu. Nuh Aleyhisselam'ın kendisine inananları Allah'ın emriyle içine alıp tufandan korumak için yaptığı gemide hayvanların bazılarından da birer çift bulunduğunu Allah-u Teala bize Kur'an'da anlatıyor. Efendim, bu kadar. Onun dışında biz süresini bile bilmiyoruz. Yani ne kadar yüz yıl, ne kadar bin yıl önce olduğunu sorduğunu, bundan bile insanoğlu bugün emin değil. Allah da bilir demiş. Fakat olduğu konusunda kesin beyan var. Allah'ın açıklaması. Buna rağmen müfessirler uyduruk haberlerle, İsrailiyat diyoruz bunlara en genel şey, başka dinlerden karışma da olsa genel olarak İsrailiyat diye sahih olmayan şeylere öyle söyleniyor. Gemisine aldığı hayvanların işte gübresi o kadar artmış, artmış ki işte gemisi batacak hale gelmiş. Yani o gübreyi de suya atmayı kirletmeyin diyebilir. Nedir herhalde düşünememiş olmalı ki Nuh Aleyhisselam. Lan ne yapsın, gemi batacak. Aslında gübre o kadar da ağır olmaz yani. Mesela fili atsa daha kurtulur yani. Ama filin gübresini atmayı bile akıl edemiyor Nuh. Güya öyle söylüyor müfessir. Ne yapsın, ne etsin, efendim gemi batacak, kurtarmak için arslanın böğrüne bir dürtmüş,
aslan o andan itibaren işemeyi kesmiş. Bir de aslanın o anda, o dürttüğü anda burnundan iki tane fare, bir burnun deliğinden dişi fare, bir burnun deliğinden de erkek fare doğmuş. Yani farelerin doğum yeri Nuh'un gemisi. Ondan sonra filin alnının çatına bir yumruk vurmuş böyle, fil de işemeyi kesmiş. Diğer hayvanların her birinde işte kiminin neresini büktü, kiminin işte herhalde bir yerlerini çimdikledi, bir şeyler yaptı anlaşılan. Çünkü belli ki bu Hazin Efendi Hazretleri o gemide Birleşmiş Milletler gözlemcisi gibi sıfatıyla mı bulunuyordu, ne yapıyorduysa görmüş sanki. Bunları yazıyor. Yahu, yani ne gerek bunlar? Ya bunlardan bahsetmesen İslam yarım mı kalır? Kurban olsun. Ne anlamı var bunlar? Meçhul bunlar. Senin için de benim için. Herkes için meçhul. Ne manası var bunlar? Niye yazıyorsunuz? Yani illa tefsir yapmıyor. Bu tefsir değil, fosurtu bu. Karneyin gurultusu bu. Gördün mü bunu? Yok. O gemide miydin? Hayır. Peki Allah bildiriyor mu? Ne oldu yani bu gemi şundan batacaktı, yok bilmem böyle. Yok. Nereden onun bunu uydurması? Aslanın böğrüne dürtmüş de o işemeyi kesmiş. Filin alnının ortasına vurmuş, o da işemeyi kesmiş. Böyle şey olur. Sünnetullah'a aykırı şeyler. Ondan sonra da bunları okuyan adam ben tefsir okudum diye koltukları kabarık ya, büyük alim, hadi doğruyu anlat bunu. Baş edemiyor. Ben mimarsız yapıp gecekondu gibi altyapısız falan yapıyor. Ondan sonra mimar girecek, iki iş. Yani bir onları yıkacaksın, enkaz kaldıracaksın. Ondan sonra boş arsa elde edeceksin. Sonra yeni imara uygun inşaat yapacaksın. Fikri inşaat yani. Böyle yani tefsirler o kadar bozuk şeylerle dolu ki, hangisi bozuk, hangisi düzgün, bunu seçecek düzeye gelmemiş bir insan tefsir okumak lehine değil aleyhine oluyor. Yani bir sürü bozuk şeyi itikadi açıdan, ameli açıdan doğru diye Kur'an'ın tercümesi gibi, tefsiri gibi anlayıp demir başına kaydediyor. Rastladığınızda onları düzeltemiyorsunuz. Yani düzeltmekte çok güçlük çekiyorsunuz. Çünkü adam işte koca koca müfessirlerin yazdığı tefsirleri okumuş. Efendim tevhid tanım itibariyle tekrarlarsak Allah'ı, zatı ve sıfatları bakımından bir bilmek, birlemek, teke irca etmek demektir kısaca. En öz tanımı bu. Şirk ise, gelelim şimdi tevhidden sonra şirki anlatmak da, hem şirkin anlaşılması gerektiğinden hem de tevhidin daha iyi kavranması açısından çok önemli. Şirk ise Allah'ı, zatı ya da sıfatlarından herhangi birisi itibariyle veya tümü itibariyle bir bilmemek, o sıfatlardan herhangi birini Allah'ın dışında herhangi bir varlıkta veya insanda görmek demektir. Yani o sıfatları, Allah'a ait sıfatları, ona has sıfatları, özellikleri Allah'ın dışına kaydırmak. Herhangi birin dahi olsa Allah'ın dışında birilerinde görmeye şirk deniyor. Yani o konuda o sıfatı kimde gördünüz? A şahsında. A şahsını o sıfatı konusunda Allah'ın benzeri yani ortağı yapmış oluyorsunuz ki bu Allah'a o konuda o şahsı, A şahsının, B şahsının filan varlığı her neyse ortak koşmak anlamına, bir benzerinin bulunduğunu kabullenmek anlamına. Kaldı ki Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez. Bu çok global, çok genel bir deyimdir. Özel olarak da yani hiçbirine benzemediği gibi hiçbirinin bir özelliğine benzeyen özelliği de yoktur demek. Yani onun özellikleri tamamen kendine hastır. Evet, insan için de görmeden bahsediyoruz, işitmeden bahsediyoruz, bilmekten bahsediyoruz, Allah için de bahsediyoruz kelime olarak. Ama Allah'ın bilmesiyle insanın bilmesi arasında, onun görmesiyle insanın görmesi, onun duymasıyla, işitmesiyle bizim işitmemiz arasında neredeyse hiç benzerlik boyut itibariyle yok denecek kadardır. Mesela o bizlerin hepimizin teker teker bildiklerini bildiği gibi toplumumuzun, toplamımızın bildiğini de bilir. Artı bilmediklerimizi de bilir iken biz ancak
aklımızın erdiği, datamızın eriştiği kadarını biliyorum. Burnumuzun dibinde olsa dahi, örneğin Ömer İbn-i Hattab, İmam Halife'yken, iki adım gerisinde adam onun bıçaklaması üzere, o İranlı değil mi, bir köle midir, nedir? Yani Lulu mu, ne adı? Öldürmek için, yani hançerini zehirlemiş, arkasına durmuş. Evet, iki adım gerisinde kendini öldürmek üzere duran adamın varlığını dahi bilmez. Ömer gibi akıllı da olsa, basiretli de olsa da. Yani bu kadar. İnsanın bilmesiyle Allah'ın bilmesi. Allah'ın bilmediği yok iken, bizim bildiğimiz o kadar ki hiç bilmiyoruz desek, onun bilgisinin yanında yeridir. Kıyası mümkün değil. Bu bakımdan çok dikkat etmek lazım. Yani itikatta mutlak surette Kur'an-ı Kerim'i almak, onun dışına taşımak. Dışına taştınız mı itikadınız bozulmaya başlıyor. Çünkü Kur'an kat'i bir delil. Yani Allah kelamı olduğundan emin olduğumuz, kesin, bizim için zan ifade etmeyen, kesinlik ifade eden bilgilerin kaynağı, varlığı tümüyle öyle. Bu itibarla onda söylenenler bizim için gerçek ifade ediyor, kesinlik ifade ediyor, tereddüt taşımıyor, şüphe taşımıyor. Ama onun dışına çıktınız mı, örneğin hadisler, her hadisi herkes kabul etmiyor. Bakıyorsunuz Buhari kabul etmiş, baş tacı etmiş, kitabının başına koymuş, aynı hadisi Müslüm almamış. Yahut Müslüm almış, Tirmizi'yi almamış, Tirmizi'yi almış, İbn-i Mace almamış, Darimi'yi almış, bilmem kim almamış, Ahmed ibn Hanbel almamış, İmam Malik almış, bilmem filan almamış. Ya o zaman bu ne demek? Darimi için kesinlik ifade ediyor veya Kur'an'da galip ifade ediyor. Efendim İbn-i Mace için yok efendim. Böyle şey olmaz, uydurup. Şimdi kimisi için kesin, kimisi için zan ifade eden şey, insanların geneli için kesinlik ifade eden. Ama Darimi içinde, Ercüment Özkan içinde, efendim Buhari içinde, İbn-i Mace içinde Kur'an-ı Kerim kesinlik ifade ediyor değil mi? Kimsenin tereddüdü yok. Zaten tereddüdü olan insan da Müslüman olmaz. O tereddütlerini telafi ettikten, yani bertaraf ettikten sonra teslim olanlardan olur. Bu bakımdan itikat mutlak surette kesin delile ihtiyaç gösterir. Zan kabul etmez. Zanna mütehammil değildir. Zannı götürmez. Yani şüpheyle itikat yaşamaz. Şüphe itikadı yer bitirir. Ya itikat şüpheyi yiyip bitirecek, yok edecek. Yani hiç şüphe bırakmayacak, kesin hale dönüşecek. Ya da itikadı şüphe yer bitirir, ya itikadına uğradı. Anlatabiliyor muyum? Ya ikisi bir arada yaşamaz. Ama ameller öyle değil. Yani amellerde zannı galipler. Çünkü bir defa yapıyorsunuz. Bir dahaki sefere başka türlü yapabilirsiniz. Mesela şimdi ben size olan 10 lira borcumu vermediğimi zannederek bir daha verebilirim. Ne var bunda? Haram da değil, günah da değil filan. Topu topu o da unutmuş oldu, verdiğim halde bir daha aldı. Ne var? 10 lira kaybederim. Ama imanım kaybetmem yani. 10 lira gibi değil bu. Veya namazı kılmadığımı zannettim, bir daha kıldım. Ya da kıldığımı zannettim, zannı galiple unuttum ve kılmadım. Bundan dolayı Allah günah yazmıyor. Diyor ya, unuttuklarınızdan dolayı size sorumluluk yok buyuruyor. Fakat ben Allah'ın küllü şeyin kadir olduğunu unutuyorum. Ne demek unutuyorum? Efendim Şeyh Ali Rıza Efendi'nin de küllü şeyin kadir olduğunu zannediyorum demektir. İşte onu zannettiğin anda bu unutma öbür unutmaya benzemiyor. Adama ayvayı yediriyor. Yani, tabii şirke giriyorsunuz yani. Hiç şakası yok bu işin. Allah kimseyi gaybına ortak etmez diyor yahu, ayetin açık açık anlamı bu değil mi? Bunu anlamak için müfessir olmaya, bilmem muhaddis olmaya, bilmem ne mütefekkir olmaya falan lazım yok. Gayet sade bir söz. Buna rağmen efendim Şeyh Nazım-ı Kıbrısi'yi biliyormuş. Bizim Ramazan Bey anlatıyor. Berlin'de bir toplantısı olmuş o adamın. Adamları toplanmış, bu da gitmiş. Pek uyanıktır Ramazan ikinci kardeşimiz. Diyor ki müritlerinden birinin bir banka kartını çalmışlar. Bu hani
akkart makkart böyle sokuyorsun da para çekiyorsun ya hesabına. Hatta kimisi kredi kartı, işte krediyle çekebiliyorsun akkartı. Bu adamın kartını çalmışlar. O kadar da kısa sürede adam haberdar olana kadar da gidip bankaya 5000 markını mı bilmem kaç, 20.000 markını mı afırmışlar yani o kartı. Anlaşılan şifre müfre de biliyorlar. Yani yakınında birileri olmalı. Elin hırsızı şifreyi nereden bilecek? Değil mi? Şimdi bu adam tabii canı yanıyor, o para gitmiş. Şeyhine de teslim olmuş ya. Şeyhe sormuş bu Nazım-ı Kıbrısi'ye. Demiş efendi hazretleri, benim böyle böyle oldu. İşte bilmem 10.000 markım çalındı bu yolda. Yani banka kartını kaybettim. Fark ettiğim anda hemen bankaya işte telefon ettim falan. Fakat bu arada baktılar, adam ne kadar hızlı hareket ettiyse gitmiş bankada aşırmış parayı. İşte acaba kim çaldı? Yani gaybı bilecek. İtikadı öyle sorduğuna göre bileceğini umarak soruyor. O da çok uyanık bir heriftir. Çok. Zekaya bak. Demiş ki korkma demiş. Hiç yese düşmene gerek yok. İyi bir yere gitti param demiş. Şimdi adamı indir ferahlatıyor. Yani, teskin edin. İşte nereye gitti filan? Ne oldu? Efendim çok önemli bir yere, helal harcanması gereken bir yere para lazım olmuş. Evliyaullah'tan birisi koca Berlin'deki bütün Türkleri dolaş dolaş Müslümanları, parası helal olan, bunun müridi, bu parası kaybolan zaten başka kimseyi bulamamış çok anide. Bunun kartını almış, yani haram para da onlara yakışmaz yani. Bunun parasını almış ve o lazım olan helal yere harcamış. Dolayısıyla sağlam yere gitmiş yani. Senin yerine düşmemiş. Anlatabiliyor muyum? Ve tabii avanak avanak adam madem ki şey öyle buyurdu, yatıştılar. 10.000 mark gitmiş gülümseye. Boş bulacak mıydı ayrı mesele ama şuna nasıl inanırsın? Yani bu adam hırsızlık masası şefi değil, bilmem ne değil yani. Evliyalar onun bunun parasını mı afırıyor ya? Yani bana sormadan benim paramı evliya diye kimse alamaz mı? Peygamber de alamaz. Yani ben helal etmezsem peygamber de benim malımı alsa ona helal olmaz. Yani. Çünkü Allah'ın koyduğu kural bu. Yani kimse diyor peygamberim bak akşam nerede gördüm? Veda hutbesinde diyor herkesin malı herkese diyor haramdır. Velev ki rıza ile olabilir. Yani rızası ile velev. Rızasız kimsenin malı kimseye helal değil. Bu esası İslam, Allah koymuş. Peygamber de bunu uyacak. Filan efendi de uyacak. Falan efendi de yani. Ercümen de uyacak. Şu genel müdür de, çöpçü de, odacı da uyacak yani. Çünkü herkes için geçerli kurallar. Adam benim malım helalmiş. Benim malımı banka kartımı aşırarak gidip kullanıyor. Ulan ne hakla? Bunlar Allah'a değil, efendilerine teslim oldukları için avarak avarak yutuyorlar bunu. Olacak iş mi? Vallahi kimseyi gaybına ortak etmez diyor ama Müslümanlar gayb konusunda Allah'ın dünya kadar ortağı olduğu konusunda maalesef inanç taşıyorlar. Bölük bölük de olsa, parça parça da olsa. Kesinlikle bu durumdaki insanın itikadı sahih olmaz, sahih kalmaz. Bozulur. Şirk bulaşır. Şirk bulaşan iman da sahih iman olmaktan çıkar. O bakımdan özetlersek Allah'ı zatı ve sıfatları açısından birlemek anlamına gelen tevhid, din aksine şirk, Allah'ın sıfatlarından herhangi birini veya birden fazlasını Allah'ın dışında herhangi o konuda yani Allah gaybına kimseye ortak etmez diye kesin genel bir ifade kullanıyor. Eğer gaybı filan efendi biliyor yani şu konuda mesela benim kaybolan paramı kimin aldığını biliyor. Yani ona bildirilir filan gibi Allah'ın bilip kullarının bilmediği şeyi biliyor diye ifade ediyorsa o konuda o şahsı, o şeyhi
Allah'a ortak, onun benzeri, onun gaybını ortak ettiği, gaybından kendisine bilgi verdiği kişi yerine koyuyor demektir ki bu koyuş kesinlikle insanı şirke sokar. Bunu Allah'ın vasıfları, sıfatları ile ilgili her hususta teşmil etmek ve her hususla ilgili doğru olarak görmek gerekir. Evet, biz genel olarak bunları anlatıyoruz. Tabii özelleştirince birçok örnek vermek, birçok misal vermek, yalnız gaybı bilmek değil. Mesela tasavvuf ıstılahında müridin rızkı şeyhinin elindedir diyorlar. Çünkü onlar biliyorsunuz her sözün anlamını değiştiriyorlar. Zahire hiç itibar etmiyor, her şeyi batında aramaya kalkıyorlar. Ve zahiren ifade eden anlamların dışında anlamlar yüklüyorlar birçok cümleye. Mesela diyorlar ki Risale-i Halidiye isimli bu İskender Paşa cemaatinin ders kitabı, el kitabı olarak okuttukları bir kitapçık var. Buna şey de ön sözü yazmış Mehmet Zahit Kutku. Esat Çoşan okutuyor. Müridin sahibi olduğu şeylerde tasarruf adabı. Ara başlığı altında bazı şeyler açıklıyorlar. İktibas dergisinde vaktiyle onları alıntılamış idik. Bir mürid diyor, ruhların yaratıldığı zaman kendi ruhunun şeyhinin ruhu yüzü gözü hasretine yaratıldığına itikad etmeli. Artı, kendisine bu dünyada her ne ki verilmişse, kadın, çoluk, çocuk, bağ, dostan, mal, mülk, apartman, araba, her neyse yani neye sahibin diyorsa, onların hepsinin asıl sahibinin şeyhi olduğuna itikad etmeli, kendisinin emanetçi olduğunu bilerek ona göre amel etmeli. Yani ne demek bu beyler? Şeyhi günün birinde diyecek ki şu arabanı bana ver, verecek. Niye? Asıl sahibi şeyhi ya. Şeyhi yüzü gözü hasretine ona verilmiş bu şeyler. Hanımını isteyecek, onu da verecek. Evet. Böyle itikad eden adam yapacak dedik. Yani böyle itikad eder. Peki, yani bu adamın şeyhi Allah'a demek. Yani insanlar Allah'a bile arabasını vermiyor, bilmem nesini vermiyor değil mi? Ama bu durumdaki adam şeyhine neyi isterse verecek. Hala da bu adam Müslümanım diyecek. Olmaz ya. Olmaz. Yani eğer Kur'an Allah'ın kelamıysa ki öyle. O doğruları söylüyorsa ki amennâ ve saddaknâ söylüyor. Doğruların kitabı diyor. O zaman olmaz ya. Olur mu böyle şey? Olmaz. Hala Müslüman kadın yok. Allah'ım yok, kızım yok, hanımım yok. Ben, yalnızlık benim için sorun değil diyor. Şunum yok, bunum yok. Sen tut, efendim Nisa senin oğlun. Hala da onun hoşuna gideceğini, yani razı olacağını sağ onun senden. Böyle söylemene, böyle inanmalara. Olur mu? Olmaz. Yani ben diyorum körlüğüm. Efendim ben temizlikten hoşlanırım. İşte intizamdan hoşlanırım. Bilmem ne, yani öğretmenim varsa. Sen öğrenci olarak hem burayı berbat edeceksin, hem intizamı kaldıracaksın, hem gürültü, patırtı, şamata ne var? Buna rağmen hocam beni sever. Ya niye seveyim? Yani açık açık söylüyorum ben yani. Gürültü yapmayanlar hoşlanırım diyorum. İntizamdan, temizlikten hoşlanırım. Sen hep her şeyin tersini yapıyorsun, ben gene senden hoşlanırım. Neden? Yani bana rüşvet mi yedirdin? Torpilin mi var? Kaldı ki İslam'da böyle şeylerin anlamı yok. Yani Allah yanında kulları için insanların sahih akideleri ve salih amelleri torpildir. O rüşvettir, o bilmem nedir. Yani onlar geçer demek istiyorum. Yoksa şu dünyadaki hakkınız olmayan şeyi elde etmek için verilen şeye rüşvet deniyor. Böyle bir şeyi Allah katında kesinlikle geçiremezsiniz. Yani yok. Çünkü onun men ettiği raşi, mürteşi, yani rüşveti veren, rüşveti alan, gören, şahidi ve katibi onu yazan hepsi sorumlu ve hepsi aynı derecede Allah katında hesabı veremeyecek durumda. O bakımdan insan hani yine tasavvufun dinimize soktuğu bir takım şeyler var. Allah kulu onu nasıl bilirse öyleymiş.
şu ifadeye dikkat ediyor musunuz? Yani kulu Allah'ı nasıl bilirse Allah öyleymiş. Öyle olur mu yahu? Yani herkese göre sen muz gibi bil, o muz gibi ol. Öbürü kiraz gibi bilsin, belki maymun gibi, belki deve gibi. Ya olur ya, çünkü var bir sürü çatlar var insanların. Yani kimi deve gibi, kimi aslan gibi, kimi kaplan gibi. Bütün bunlar yani o yarattıklarının benzeri, yarattıklarının toplamı onun görüntüsü. Yani vahdet-i vücut anlayışını temelinden dinamitleyen tasavvuf akidesini getirdiği İslam'dan resmen çıkıyorsunuz. İslam'ı resmen terk ediyorsunuz. Yani Allah-u Teala'nın söylediği akideyi terk ediyorsunuz. Hala da has, sıradan da değil, üstelik has Müslüman sanıyorsunuz. Olacak. Evet, tevhid ve şirkle ilgili açıklamalarımızı şimdilik burada düğümleyelim ve sizin gerek tevhide gerekse şirke taalluk eden sorularınız var ise onları lütfen alıp cevaplandırmaya çalışalım. Çünkü hidayet, biat, itikat, itaat, şükür gibi diğer sırası gelen kavramlara geçeceğiz. Tevhid ve şirkle ilgili sorumuz var mı? İlla şimdi sormanız da gerekmez. Daha sonra da hatırınıza gelse, burada kamp devam ettiği sürece yine cevaplandırmaya çalışırız. Eğer yok ise biz konumuza devam edelim. Aynı hadisi Müslüm almamış. Yahut Müslüm almış, Tirmizi almamış. Tirmizi almış, İbn-i Mace almamış. Darimi almış, bilmem kim almamış, Ahmed ibn Hanbel almamış, İmam Malik almış, bilmem filan almamış. Ya o zaman bu ne demek? Darimi için kesinlik ifade ediyor veya Kur'an'da galip ifade ediyor. Efendim İbn-i Mace için yok efendim. Böyle şey olmaz, bu uydurup. Şimdi aynı hadis, aynı hadisi Müslüm almamış. Yahut Müslim almış, Tirmizi almamış, Tirmizi almış, İbn-i Mace almamış, Darimi almış, bilmem kim almamış, Ahmed ibn Hanbel almamış, İmam Malik almış, bilmem filan almamış. Ya o zaman bu ne demek? Darimi için kesinlik ifade ediyor veya Kur'an'da galip ifade ediyor. Efendim İbn-i Mace için yok efendim. Böyle şey olmaz, bu uydurup. Şimdi kimisi için kesin, kimisi için zan ifade eden şey, insanların geneli için kesinlik ifade eden. Ama Darimi içinde, Ercüment Özkan içinde, efendim Buhari içinde, İbn-i Mace içinde Kur'an-ı Kerim kesinlik ifade ediyor değil mi? Kimsenin tereddüdü yok. Zaten tereddüdü olan insan da Müslüman olmaz. O tereddütlerini telafi ettikten, yani bertaraf ettikten sonra teslim olanlardan olur. Bu bakımdan itikat mutlak surette kesin delile ihtiyaç gösterir. Zan kabul etmez. Zanna mütehammil değildir. Zannı götürmez. Yani şüpheyle itikat yaşamaz. Şüphe itikadı yer bitirir. Ya itikat şüpheyi yiyip bitirecek, yok edecek. Yani hiç şüphe bırakmayacak, kesin hale dönüşecek. Ya da itikadı şüphe yer bitirir. Ya itikadına uğrar. Anlatabiliyor muyum? Ya ikisi bir arada yaşamaz. Ama ameller öyle değil. Yani amellerde zannı galipler. Çünkü bir defa yapıyorsunuz. Bir dahaki sefere başka türlü yapabilirsiniz. Mesela şimdi ben size olan 10 lira borcumu vermediğimi zannederek bir daha verebilirim. Ne var bunda? Haram da değil, günah da değil filan. Topu topu o da unutmuş oldu, verdiğim halde bir daha aldı. Ne var? 10 lira kaybederim. Ama imanım kaybetmem yani. 10 lira gibi değil bu. Veya namazı kılmadığımı zannettim, bir daha kıldım. Ya da kıldığımı zannettim, zannı galiple unuttum ve kılmadım. Bundan dolayı Allah günah yazmıyor. Diyor ya, unuttuklarınızdan dolayı size sorumluluk yok buyuruyor. Fakat ben Allah'ın küllü şeyin kadir olduğunu unutuyorum. Ne demek unutuyorum? Efendim Şeyh Ali Rıza Efendi'nin de küllü şeyin kadir olduğunu zannediyorum demektir. İşte onu zannettiğin anda bu iş
bu unutma öbür unutmaya benzemiyor, adama ayvayı yediriyor yani. Tabii şirke giriyorsunuz yani, hiç şakası yok bu iş. Allah kimseyi gaybına ortak etmez diyor yahu, ayetin açık açık anlamı bu değil mi? Bunu anlamak için müfessir olmaya, bilmem muhaddis olmaya, bilmem ne mütefekkir olmaya falan lazım yok, gayet sade bir söz. Buna rağmen efendim Şeyh Nazım-ı Kıbrısi'yi biliyormuş. Bizim Ramazan Bey anlatıyor. Berlin'de bir toplantısı olmuş o adamın. Adamları toplanmış. Bu da gitmiş. Pek uyanıktır Ramazan Ekici kardeşimiz. Diyor ki müritlerinden birinin bir banka kartını çalmışlar. Bu hani ak kart, mak kart böyle sokuyorsun da para çekiyorsun ya hesabından. Hatta kimisi kredi kartı, işte krediyle çekebiliyorsun. Bu adamın kartını çalmışlar. O kadar da kısa sürede, adam haberdar olana kadar da gidip bankaya 5000 markını mı bilmem kaç, 20000 markını mı affırmışlar yani o kartı. Anlaşılan şifre müfrede biliyorlar. Yani yakınında birileri olmalı. Elin hırsızı şifreyi nereden bilecek? Değil mi? Şimdi bu adam tabi canı yanıyor, o para gitmiş. Şeyhine de çat teslim olmuş ya. Şeyhe sormuş bu Nazım-ı Kıbrısi'ye. Demiş efendi hazretleri, benim böyle böyle oldu işte, bilmem 10.000 markım çalındı bu yolla, yani banka kartımı kaybettim, fark ettiğim anda hemen bankaya işte telefon ettim falan, fakat bu arada baktılar adam ne kadar hızlı hareket ettiyse gitmiş bankadan aşırmış parayı. İşte acaba kim çaldı yani gaybı bilecek itikadı öyle sorduğuna göre bileceğini umarak soruyor. O çok uyanık bir heriftir. Çok zekaya bak. Demiş ki korkma demiş, hiç yese düşmene gerek yok. İyi bir yere gitti falan demiş. Şimdi adamı şimdi ferahlatıyor yani, teskin ediyor. İşte nereye gitti filan, ne oldu? Efendim çok önemli bir yere, helal harcanması gereken bir yere para lazım. Evliyaullah'tan birisi koca Berlin'deki bütün Türkleri dolaş Müslümanları, parası helal olan, bunun müridi, bu parası kaybolan zaten başka kimseyi bulamamış, çok anide bunun kartını almış, yani haram para da onlara yakışmaz yani, bunun parasını almış ve o lazım olan helal yere harcamış, dolayısıyla sağlam yere gitmiş yani, senin yerine düşmemiş. Anlatabiliyor muyum? Ve tabi avanak avanak adam madem bir şey öyle buyurdu, yatırttılar. 10.000 mark gitmiş gürültüye. Hoş bulacak mıydı ayrı mesele, ama şuna nasıl inanırsın? Yani bu adam hırsızlık masası şefi değil, bilmem ne değil yani. Evliyalar onun bunun parasını mı afırıyor ya? Yani bana sormadan benim paramı evliya değil kimse alamaz mı? Peygamber de alamaz. Yani ben helal etmezsem peygamber de benim malımı alsa ona helal olmaz. Çünkü Allah'ın koyduğu kural bu. Yani kimse diyor peygamberim, bak akşam nerede gördüm? İşte veda hutbesinde diyor. Herkesin malı herkese diyor haramdır. Velev ki rıza ile olan. Yani rızası ile velev. Rızasız kimsenin malı kimseye helal değil. Bu esası İslam, Allah koymuş. Peygamber de buna uyacak. Filan efendi de uyuyacak, falan efendi de yani, ercümen de uyuyacak, genel müdür de, çöpçü de, odacı da uyuyacak yani. Çünkü herkes için geçerli kurallar. Adam, benim malım helalmiş. Benim malımı banka kartımı aşırarak gidip kullanıyor. Ulan ne hakla? Yok, bunlar Allah'a değil, efendilerine teslim oldukları için avana avana yutuyorlar bunu. Olacak iş mi? Allah kimseyi gaybına ortak etmez diyor, ama Müslümanlar gayb konusunda Allah'ın dünya kadar ortağı olduğu konusunda maalesef inanç taşıyorlar. Bölük bölük de olsa, parça parça da olsa. Kesinlikle bu durumdaki insanın itikadı sahih olmaz, sahih kalmaz. Bozulur, şirk bulaşır. Şirk bulaşır, iman da sahih iman olur. O bakımdan özetlersek, Allah'ı zatı ve sıfatı
sıfatları açısından birlemek anlamına gelen tevhid, din aksine şirk, Allah'ın sıfatlarından herhangi birini veya birden fazlasını Allah'ın dışında herhangi bir varlıkta görmeye ek. O konuda yani Allah gaybına kimseyi ortak etmez diye kesin genel bir ifade kullanıyor. Eğer gaybı filan efendi biliyor ya yani şu konuda mesela benim kaybolan paramı kimin aldığını biliyor. Yani ona bildirilir filan gibi Allah'ın bilip kullarının bilmediği şeyi biliyor diye ifade ediyorsa o konuda o şahsı, o şeyhi Allah'a ortak, onun benzeri, onun gaybını ortak ettiği, gaybından kendisine bilgi verdiği kişi yerine koyuyor demektir ki bu koyuş kesinlikle insanı şirke sokar. Bunu Allah'ın vasıfları, sıfatları ile ilgili her hususta teşmil etmek ve her hususla ilgili doğru olarak görmek gerekir. Evet, biz genel olarak bunları anlatıyoruz. Tabii özelleştirince birçok örnek vermek, birçok misal vermek, yalnız gaybı bilmek değil. Mesela tasavvuf ıstılahında müridin rızkı şeyhinin elindedir diyorlar. Çünkü onlar biliyorsunuz her sözün anlamını değiştiriyorlar. Zahire hiç itibar etmiyor, her şeyi batında aramaya kalkıyorlar. Ve zahiren ifade eden anlamların dışında anlamlar yüklüyorlar birçok cümleye. Mesela diyorlar ki Risale-i Halidiye isimli bu İskender Paşa cemaatinin ders kitabı, el kitabı olarak okuttukları bir kitapçık var. Buna şey de ön sözü yazmış Mehmet Zahid Kutlu. Esat Çoşan okutuyor. Müridin sahibi olduğu şeylerde tasarruf adabı. Ara başlığı altında bazı şeyler açıklıyorlar. İktibas'ta, İktibas dergisinde vaktiyle onları alıntılamış idik. Bir mürid diyor, ruhların yaratıldığı zaman kendi ruhunun şeyhinin ruhu yüzü gözü hasretine yaratıldığına itikad etmeli. Artı, kendisine bu dünyada her ne ki verilmişse, kadın, çoluk, çocuk, bağ, bostan, mal, mülk, apartman, araba, her neyse yani neye sahibin diyorsa, bunların hepsinin asıl sahibinin şeyhi olduğuna itikad etmeli, kendisinin emanetçi olduğunu bilerek ona göre amel etmeli. Yani ne demek bu beyler? Şeyhi günün birinde diyecek ki şu arabanı bana ver, verecek. Niye? Asıl sahibi şeyhi ya. Şeyhi yüzü gözü hasretine ona verilmiş bu şeyler. Hanımını isteyecek, onu da verecek. Evet. Böyle itikad eden adam yapacak demek yani böyle itikad eden. Peki yani bu adamın şeyhi Allah'a demek. Yani insanlar Allah'a bile arabasını vermiyor, bilmem nesini vermiyor değil mi? Ama bu durumdaki adam şeyhine neyi isterse verecek. Hala da bu adam Müslümanım diyecek. Olmaz ya. Olmaz. Eğer Kur'an Allah'ın kelamıysa ki öyle. O doğruları söylüyorsa ki amennâ ve saddaknâ söylüyor. Doğruların kitabı diyor. O zaman olmaz ya. Olur mu böyle şey? Olmaz. Hala Müslüman kız yok. Yani Allah diyor, kızım yok, hanımım yok. Ben, yalnızlık benim için sorun değil diyor. Şunum yok, bunum yok. Sen tut, efendim İsa senin oğlun. Hala da onun hoşuna gideceğini, yani razı olacağını san onun senden. Böyle söylemene, böyle inanmalar. Olur mu? Olmaz. Yani ben diyorum ki örneğin, efendim ben temizlikten hoşlanırım. İşte intizamdan hoşlanırım. Bilmem ne, yani öğretmenim varsa. Sen öğrenci olarak hem burayı berbat edeceksin, hem intizamı kaldıracaksın, hem gürültü, patırtı, şamata ne var? Buna rağmen hocam beni sever. Ya niye seveyim? Yani açık açık söylüyorum ben yani. Gürültü yapmayan hoşlanırım diyorum. İntizamdan, temizlikten hoşlanırım. Sen hep her şeyin tersini yapıyorsun. Ben gene senden hoşlanırım. Neden? Yani bana rüşvet mi yedirdin? Torpilin mi var? Kaldı ki İslam'da böyle şeylerin anlamı yok. Yani Allah yanında kulları için insanların
sahih akideleri ve salih amelleri torpildir. O rüşvettir, o bilmem nedir. Yani onlar geçer demek istiyorum. Yoksa şu dünyadaki hakkınız olmayan şeyi elde etmek için verilen şeye rüşvet deniyor. Böyle bir şeyi Allah katında kesinlikle geçiremezsiniz. Yani yok. Çünkü onun men ettiği raşi, mürteşi, yani rüşveti veren, rüşveti alan, gören, şahidi ve katibi onu yazan hepsi sorumlu ve hepsi aynı derecede Allah katında hesabı veremeyecek durumda. O bakımdan insan hani yine tasavvufun dinimize soktuğu bir takım şeyler var. Allah kulu onu nasıl bilirse öyle imiş. Şu ifadeye dikkat ediyor musunuz? Yani kulu Allah'ı nasıl bilirse Allah öyleymiş. Öyle olur mu yahu? Yani herkese göre sen muz gibi bil, o muz gibi ol. Öbürü kiraz gibi bilsin, belki maymun gibi, belki deve gibi. Olur ya, çünkü var bir sürü çatlar var insanlar. Yani kimi deve gibi. Bunlar yani o yarattıklarının benzeri, yarattıklarının toplamı onun görüntüsü. Yani vahdet-i vücut anlayışını temelinden dinamitleyen tasavvuf akidesinin getirdiği şer. İslam'dan resmen çıkıyorsunuz. İslam'ı resmen terk ediyorsunuz. Yani Allah-u Teala'nın söylediği akideyi terk ediyorsunuz. Hala da has, sıradan da değil. Üstelik has Müslüman sanıyorsunuz. Evet, tevhid ve şirkle ilgili açıklamalarımızı şimdilik burada düğümleyelim ve sizin gerek tevhide gerekse şirke taalluk eden sorularınız var ise onları lütfen alıp cevaplandırmaya çalışalım. Çünkü hidayet, biat, itikat, itaat, şükür gibi diğer sırası gelen kavramlara geçeceğiz. Tevhid ve şirkle ilgili sorumuz var mı? İlla şimdi sormanız da gerekmez. Daha sonra da hatırınıza gelse, burada kamp devam ettiği sürece yine cevaplandırmaya çalışırız. Eğer yok ise biz konumuza devam edelim.